Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, iş adamlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Erdinç Yumrukaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun, Başkan Danışmanları Mimar Azmi Açıkdil ve Bahadır Kadron, MASKİ Genel Müdürü Yakup Koç, iş adamları Tarık Almış, Erdinç Yumrukaya, İsmail Kadıoğlu, Halk Bankası ve İş Bankası müdürleri katıldı. Kahvaltıda konuşan Erdinç Yumrukaya şunları söyledi. Manisa ile halk iç içe olmaya başladı ve Sayın Başkan her gün bir mahallede ekibini mahallelere tanıtıyor. Biz de Manisa esnaf olarak ve eşraf olarak, şurada gördüğünüz kişiler hepsi yanlarında çok ciddi zaman çalıştıran iş adamlarımız. Yapılan işler son derece düzgün ve güzel işler yapıyorsunuz. Dolayısıyla Sayın Başkan ve ekibini de kutlamak istiyorum. Bunu Manisa'da birkaç yerde konuştum. Sayın Başkan ve ekibi Manisa'ya inşallah Türkiye'deki en güzel il haline getirecek. Burada hanımefendi Eskişehirliymiş. Biz Eskişehir'de geçeceğiz dedim. Onlar da biz de onun için geldik dediler Eskişehir'den buraya. Ama ben inanıyorum ki Sayın Cengiz Başkan'la beraber Manisa ismi, Manisa şehri, Manisa vilayeti Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Ve bu aldığınız enerjiyle de bunu yapacağınızı tahmin ediyorum. Yumrukaya'ya kendisini iş adamlarıyla bir araya getirdiği için teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de şöyle konuştu. Her şeyden önce Erdinç kardeşimizin bugün organize etmiş olduğu kahvaltıda bizleri bir araya getirdiği için kendisine bir kere daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Sonuçta 4,5 aylık bir süreyi geride bıraktık. Manisa halkımız teveccühünü bizlere göstererek bu görevlerde hizmet etmemiz için bir 5 yıllık süreden sonra ikinci 5 yılı da Büyükşehir Başkanı olarak bizlere bu görevi tevdi etti. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde hangi çizgisindeysek bugün de aynı çizgi ve doğrultuda sadece Manisa'da yaşayan insanımıza, onların aileleriyle, sevdikleriyle, çocuklarıyla daha iyi yaşam sunabilmek için hizmetlerimizi bir fiil artık Manisa'nın il bütününde yapabilmenin çaba ve gayreti içerisinde olacağız. Tabii bir geçiş sürecini yaşıyoruz. Yeni yapılanma, büyük şehrin yapılanması, hem de yeni oluşturulan Su Kanal İdaresi Daire Başkanlığı, yani MASKİ, sıfırdan yeni kurulması, bunların bir sürecini yaşıyoruz. Kadroların yerleşimi, ilçelerde yapılanmalar, bütün ulaşım hizmeti olsun, mezarlık hizmeti olsun, garaj hizmetleri, efendim mezba hizmetleri gibi, bütün itfaiye hizmetleri gibi ilçelerde bu yapılanmaların süreçleri devam ediyor. Su Kanal İdaresi'nin bütün su artık satışları biliyorsunuz başka kapsamına geçtiğinden ilçelerde de bunların ilçe ilçe devirleri alınmaya başlandı. Tahmin ediyorum bu süreci yılbaşına kadar tamamını herhalde tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. Ama bu arada biz tabii ki 2015 ile ilgili de yatırımların önümüzde neleri yapabiliriz, bunların planlaması içerisinde de çalışmalarımız bir fiil hem plan proje etik dairesiyle hem de diğer fen işleri noktasında bütün çalışmalarımız da devam ediyor. Umuyorum ki Manisa'da yaptığımız, yaşattığımız bu güzelliği artık bütün il genelinde yapmak bizim görevimiz. Manisa geneline dönersek, merkezine dönersek, 400 araçlı otopark Manisa'nın en büyük sıkıntıları biliyorsunuz, otopark meselesi. Önümüzdeki pazartesi Allah nasip ederse Emekler Otoparkı'nın aşağıda açılışı yapılmış olacak. Yani bir fiil hizmete girecek. Üst peyzajınla ilgili de müteahhite yer teslimi önümüzdeki hafta yapılıyor. O da tahmin ediyorum 3-4 ay gibi bir sürede bitirilince daha güzel bir peyzaj alanına üst tarafı kavuşmuş olacak. Bu arada yine ikinci otopark noktasına değinirsek, bir senedir Kamu İhale Kurumu'nda itirazları süreci yaşandı. Bize bir senelik bir kayıp yaşandı. Ancak orada da bütün prosedür tamamlandı ve geçtiğimiz hafta içerisinde yer teslimi müteahhite yapılarak şu anda Anıtlar Kurulu'ndan mimari projelerin onaylarının tasdiğini alınmasına müteakip tahmin ediyorum önümüzdeki ay bu süreçte inşallah orada inşaat başlamış olacak. 560 tam otomatik mekanik sistem bir otopark. Bu da Manisa'nın merkezinde tabii kesin çözüm olmasa da kısmen bir rahatlamaya bu merkezde sebep olacaktır diye düşünüyoruz.
Bu arada projelerimizden Kent Park devam ediyor. 170 bin metrekarelik bir alanda yaklaşık 30 milyonun üzerinde bir yatırımla Kent Parkı da inşallah gelecek ayın sonunda bitirme hedefimizi koyduk. Şu anda çok hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Türkiye'de ilk olacak ve o büyüklükte tek gösteri havuzunu da Manisa'ya kazandırmış olacağız. Bunun benzeri ancak yurt dışında var. Yurt içinde başka bir benzerini bugüne kadar ben de görmedim. İnşallah bütün Manisa halkının çoluğuyla çocuğuyla vakit geçireceği rekreasyon alanını hizmete hem sporun hem yürüyüşün hem bisiklete binmenin hem çocukların oyun vakit geçirecekleri hem ailelerin kafeteryalarda oturarak vakit geçireceği her türlü aktivitenin olduğu bir alan.